Ay, bu heyecanlandırdı. Başka ne diyeyim bilmiyorum. Böyle video çekmedim. Herkese merhaba. Bugün benim için çok enteresan olan bir video çekeceğim. Neden enteresan? Çünkü genelde ben böyle işte astroloji, kişisel gelişim, yoga, minimalizm gibi konuları ele alıyorum. Sizinle marka tanıtımı asla değil gerçekten ama sevdiğim bir ayakkabıyı paylaşmak istiyorum ve bunu da minimalizme bağlayacağım. Birkaç hafta önce bu Instagram'da galiba gördüm ve bayıldım. Ben renk çok seviyorum. Hani şu ana kadar videolarımdan yansıtamadıysam yani tüh bana diyorum. Tamamen renk insanıyım, yani gökkuşağı falan çok seviyorum ve Instagram'da bir ayakkabı gördüm. Sevdiğim bir marka. Markanın ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz. Şöyle. Ya bayıldım. Bu Nike'ın B-True Air Max 90 Pride serisi. Yani Haziran ayı biliyorsunuz, bu Pride ayı diye geçiyor. Ben bunu Instagram'da zaten görür görmez nereden almalıyım, nasıl almalıyım? Çünkü Ağustos'tayız ve sanıyorum Haziran'da çıktı. Bayıldım. Bir de terliği var hatta, onu da peşindeyim ama bulamadım. Şimdi bunu aldım ve aşırı derecede kullanışı rahat. Rahat zaten, yani ben Nike'cıyım ve günlük hayatımda da böyle belki spor şık diyebilirim ya da hippivari diyebilirim. Öyle seviyorum. Çok böyle hani düğün dışında şık şık giymeyi sevmiyorum. İstanbul'da Akaretler'de bir yer var. Oradan ben aldım. Yani paylaşmamı isteyenler bana Instagram'dan DM'den yazabilir. Orayı özellikle paylaşabilirim sizinle. Neden bu videoyu çekiyorum? Minimalizme de nasıl bağlayacağım, ona geleyim. Minimalizmin en önemli kurallarından biri neydi videolarımdan hatırlarsanız? Biri gelir, biri gider. Şimdi bunu alırken şunu düşündüm direkt. Ben bu ayakkabıyı alırsam hangi ayakkabımı ya da terliğimi elden çıkarmam gerekiyor? Bir tane aklımda vardı. Açıkçası onu da elden çıkarmamın en büyük sebebi bana iyi duygu vermiyordu. Ve yine minimalizm videolarımdan bilirsiniz. Hani size neşe vermiyorsa, bu joy, neşe, coşku duygusunu hissetmiyorsanız onunla artık zamanınızı doldurmuşsunuz demektir. Şöyle söyleyeyim, maddeleri ben sadece madde olarak artık görmüyorum. Çünkü bana yarar sağlıyor mu? Yani benim hem işlevsel olarak hem de bunu elime aldığımda nasıl hissediyorum? Ya manyak gibi gelebilirim ama hani şunun renklerine falan bakar mısınız? Ya içi de harika. Hani kutusunu da görseniz inanamazsınız, böyle gökkuşağı tonları. Benim için dizayn edilmiş bir ayakkabı diyebilirim size. Dolayısıyla ondan dolayı aldım. Diğer terli kimse ayakkabımı, sandaletimi diyeyim, sevgiyle uğurladım. Onun da önemini sizinle paylaşmıştım. Kullandığınız objeleri verirken gerçekten ona sevgi ve minnet duyarak vedalaşmak hayatınızda büyük değişiklik sağlayabiliyor. Bunu küçümsemeyin. Birincisi bu. İkincisi de şu açıkçası, işlevsel olarak beni ne kadar götürür buna baktım. Yani ben bunu bir yıldan fazla giymeyi düşünür müyüm? Evet, bana coşku veriyor. Evet, renkli. Cevabım evet oldu. Ve en son olarak da bütçem el veriyor mu? Evet. Bu arada çok şanslıydım. Çünkü Pride serisi dediğim gibi Haziran-Temmuz'da, yani Haziran'da sanıyorum çıktı ama Temmuz gibi galiba bitti. Çünkü ben 38,5 giyiyorum. 40, yani yurt dışından gelmesi, gümrüğe takılır mı falan filan, ben böyle bir sürü şey düşündüm. İstanbul'da 40 numarayı bulunca o yerde ve direkt kalıpları küçük sanırım olunca çok mutlu oldum. Yani uzun lafın kısası, sevdiğiniz herhangi bir objeyi almak isterseniz, maddi gücünüz sizi zorlamayacak şekilde el veriyorsa alın. Ayakkabı bence çok önemli bir parçamız diyeyim artık bizim. Yani almamız gereken, rahatlığına önem vermemiz gereken. Size ne neşe veriyorsa, ne coşku veriyorsa ve gerçekten onu üzerinizde taşıdığınızda kendinizi çok iyi neyle hissediyorsanız onun peşinden gidin. Ama hayatınızı ve kendinizi çöple diyeyim doldurmamak adına da neyi çıkaracağınızı, yani biri gelir biri gider kuralını da unutmazsanız belki daha doyumlu, daha mutlu, daha neşe dolu bir hayat yaşayabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu video sizce nasıl oldu? Yorumlarınızı benimle paylaşın. Dediğim gibi normalde böyle videolar çok çekmiyorum ama beğendiyseniz bunun devamı gelir. Ben keyif alıyorum.
O yüzden beğeninizi gösterirseniz sevinirim. Bildirim zilini açarsanız da her pazartesi ve cuma 6'da video yayınlıyorum. Haberiniz olur. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ve renkle kalın. Yine göstermem gerekiyor. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel. Teşekkür ederim.